İçeri girmeyin, bomba var notu asılmış bir kapı. O kapının ardında bir anne ve oğlunun cansız bedenleri. İstanbul'da yaşanan acı olayın detayları geliyor ekranlarınıza. Kokuyu ben fark ettim. Hala var, sizin kokladığınız koku gibi daha bunun 3-4 kat daha fazlasıydı. Bina sakinleri o ağır kokudan rahatsız oldu, polisi aradı. Çilingir yardımıyla açılan kapının arkasında anne ve oğlun cansız bedeni çıktı. Yani 2-3 sefer rastladım. İstanbul Beylikdüzü'nde bir daireden ağır kokular gelmeye başladı. Komşulardan biri ev sahibini aradı. Ben ev sahibini aradım. Dedim ki burada böyle hoşuma gitmeyen bir koku var yani. Bu normal bir çöp kokusu falan değil dedim yani. Sonra ev sahibi buraya geldi. Polis haberdar etti. Polis Çilingir'i çağırdı. Polis ekipleri zaman kaybetmeden olay yerine geldi ve o kokunun geldiği kapıyı Çilingir yardımıyla açtı. Kapı açılınca o koku daha da ağırlaştı. İçeriye giren ekiplerse kapıyı asılı bir şekilde bomba var girmeyin yazısıyla karşılaştı. Polisler kapıyı çaldı. Çabuk boşalttım binayı. Bir bomba ihbarı falan var dediler. Bayağı da bina kötü bir koku sardı. Polis hem bombanın olduğu hem de bitişiğindeki binada yaşayanları kısa sürede tahliye etti. Aynı zamanda araç yolu da trafiğe kapatıldı. Olay yerine bomba imha ekipleri geldi ve binaya girerek incelemelere başladı. Şu anda bir haberimiz yok da bize sadece dışarı çıktılar. Yan taraftaki binada bir bomba var dediler. O yüzden çıktık dışarıya ama. Kısa süre sonra odalarda bomba olmadığı anlaşıldı ve o ağır kokulara sebep olan iki cansız bedenle karşılaştı ekipler. Polis odalardan birinde 60 yaşındaki Münevver Ertem'in, diğerinde ise 40 yaşındaki oğlu Ertan Ertem'in cansız bedenine ulaştı. Aynı zamanda Ertan Ertem'in başucunda 2 adet tabanca da bulundu. Ekiplerin ilk incelemesi tamamlandı ve o ilk bulgulara göre anne ve oğlunun intihar ettiği ortaya çıktı.